Tek tek burçlara gelecek olursak, evet. Koç burcuyla başlasak mı sizce? Tabii. Nasıl geçecek onun için bu yeni yıl veya 2024, ne dersiniz? Tabii, çok güzel olur. Tüm burçlara, tüm herkese öncelikle sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini istiyorum. Umarım, dediğim inşallah. Gibi herkesin kendi haritası kendisine özeldir. Ama burçları anlattığımızda Koç burcu bu yıl tutulmalar burçlarında oluyor. Ve karşıt burçları terazide oluyor. O yüzden hayli hareketli bir yıl. Olaylı, aksiyonlu ama her aksiyon olumsuz değil. Onlar kişisel anlamda yaşadıkları negatif deneyimleri şifaya dönüştürecekler. Çünkü Kiron, yani bizim yaralı şifacımız, burçlarında seyahat ediyor. Bunu yorumlarken yükselen koçlar olarak yorumluyorum. Güneş koç olanlar, ayı koç olanlar da, diğer gezegenlerini bilenler de dinleyebilirler. Kendilerinin arka planda dönen işlerini net görecekler. Bir yıldır arka planlarında dönen işler var. Onları daha net görebilecekler, insanları daha net tanıyabilecekler ve buna göre de kendileri bir adım atacaklar. Daha çok sorumluluk alacaklar hayatlarında. Bu evlilik, ortaklık gibi sorumluluklar da olabilir. Çünkü yükselen koçların terazi tutulmaları evlilik alanında olacak. Belki hiç evlenmek istemiyor olabilirler ama karşılarına bir anda çok iyi biri çıkacak olabilir. Tam tersi bitecek de olabilir. Koç çabuk karar verir mi çok, acaba? Çok hızlı. Yani ani böyle bir karar. Çok hızlı. Demek ki aslında biraz da onun enerjisi geliyor bu sene koça. Evet evet. Doğru. Zaten öyledir, daha da çok gelecek. Ateştir kendisi. Çocuk gibidir aslında. Gibi. Aslında çok cesaretlidir, liderdir, organizasyoncudur, savaşandır, Mars yönetir. Çok iyi savaşır. Ama bir de çocuk taraflığı var. Evet, evlilik olabilir, bit edebilir. Sağlık konuları gündemlerinde olacak. Sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Fakat maddi ve manevi değerleri artıyor. Bu ilk 6 ay daha da fazla görülecek. Çünkü Boğa burcundaki Jüpiter ikinci evlerinde yer alıyor. Daha sonra ikinci dönemde, 2024'ün ikinci döneminde ise eğitime başlayabilirler. Merkür koçlu olanlar zeki olur, koç burçları. Hırslı da olurlar. Severler. Daha fazla seyahat edebilirler. Kardeşleriyle, yakın arkadaşlarıyla daha sosyalleşebilirler. Yeni şeyler öğrenebilirler ve öğretebilirler. Severim ben koçların enerjisini. Eylül ayı ile Kasım ayı arasında da bir iş alanlarında değişiklik olabilir. Çok uzun süredir devam ediyorsa işleri aniden bırakabilirler. Ya da sıkıntıları varsa karar verebilirler. Ya da yeni bir başlangıç yapabilirler. Bambaşka alana yönelebilirler. Koçlar için Plüto Kova geçişi bu şekilde olacak. İş alanlarını başka yere evirecekler. Ve onlar için iyi olacak. Peki hayatında herhangi bir evlilik gündemi olmayanlar için aşk hayatını nasıl değerlendiriyorsunuz koçta? Koç burcunun aşk hayatı aktif olacaktır bu yıl. Güzel. Ama evlilik olmasa da o alandaki etki ortaklık olabilir, açık düşmanlar olabilir, diğer ilişkileri olabilir. Karşı taraftaki diğer ilişkileri. Yani bu evlilik olmaz da arkadaşıyla olan ilişkisi olur. Ortağıyla olan ilişkisi olabilir. Danışmanlık verebilir. İyi danışmanlıklar alabilir.